Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz ETV Türkiye'ye. Yeni yayın konseptimizle karşınızdayız. Nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama böyle bu ara rejimizde yeni ve farklı yayın konseptleri deneyeceğiz. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlarda yazınız lütfen. Şimdi Bakan Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yine yeniden şifreli açıklamalar geldi. Emekli zammına ve asgari ücrete yönelik. Emeklilik sistemi değişecek mi? Asgari ücret ne olacak? Emekli zamları ne kadar olacak? Bununla ilgili açıklamalar yaptı Vedat Işıkhan. Bunu paylaşacağım şimdi sizlerle, detaylarıyla değerlendireceğiz ve alt metinlerinde ne demek istiyor aslında Vedat Işıkhan? Bunları da konuşacağız. ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz çalışma ve sosyal güvenlik hayatıyla ilgili en doğru bilgilere, en sıcak gelişmelere, canlı yayınlarla, haberlerle, videolarla bizden ulaşabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hayatı'nın en güvenilir kanalında olduğumuzu artık hepiniz çok iyi ve net bir şekilde biliyorsunuz. En azından sizin sesiniz olmaya çalıştığımızı, kendi gündemimizi kendimiz oluşturmaya çalıştığımızı ve mağduriyetlerin gündemini siyasetin gündemine taşımaya çalıştığımızı net bir şekilde biliyorsunuz. O yüzden abone olup bildirimlerinizi açmayı da unutmayınız efendim. Şimdi Çalışma Bakanı'ndan emekli zammına şifreli açıklamalar dedik. Ne söyledi Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan? Önce paylaşayım sizlerle isterseniz konuşmasını. Habertürk'te bir programa katıldı ve açıklamalarda bulundu. Herkesin gözü kulağı, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücretin ne kadar artacağı yönünde. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki Merkez Bankası Başkanı bununla ilgili bir oran vermişti. %25 gibi bir oran vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ne diyor peki? Asıl konuya hani gelmesini bekliyoruz. Ne kadar olacak asgari ücret? Emekli zammı ne kadar artacak? Devam ediyor Işıkhan. Ayının sonunda da kamuoyuyla paylaşma fırsatımız olacak. Tabii 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bu komisyonun dikkate aldığı bazı parametreler var, değişkenler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı, ki siz de farkındasınız, enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. İşte bu zaten tehlikeli cümle buydu aslında bakarsanız Vedat Işıkhan'ın söylediği. Enflasyon düşme eğilimine giriyor dediği noktada asgari ücreti ve tabii ki emekli zamlarını da belirleyecek olan enflasyon oranları, hepinizin de bildiği gibi TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre emekliye artış yapılacak. Asgari ücrete de bu oranda artış yapılacak. Vedat Işıkhan bunu vurguluyor ve enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu da vurguluyor Vedat Işıkhan. Bu durumda anlıyoruz ki, aslında çok net olarak anlıyoruz ki, düşük enflasyon oranlarına göre artış yapılacak hem asgari ücrete hem de emekliye. Aslına bakarsanız Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bildiğiniz böyle bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir uzantısı gibi konuşuyor bakanlığı adına. Hazine ve Maliye Bakanı neyi söylüyorsa, neyi öngörüyorsa bakan da, Çalışma Bakanı da bunu açıklıyor ve kendi kendilerine bir çalışma, kendi kendilerine işte aslında vatandaşa bu gerekiyor, bunun yapılması gerekiyor gibi bir çalışma yapmıyor Çalışma Bakanlığı. Şunu da ama ifade etmek gerekir, bu da çok önemli aslında. AK Parti içerisinde de emekli zamları ve asgari ücretle ilgili tartışmalar da hala sürüyor, devam ediyor. Çünkü sokağa çıktıklarında, vatandaşla yüz yüze geldiklerinde vatandaşın tek gündeminin yoksulluk olduğunu, dar ve sabit gelirlinin tek sorununun şu anda açlıkla sınanmak olduğunu AK Parti yetkilileri de çok iyi biliyor ve görüyorlar. O yüzden de AK Parti içerisinde emekli zamları ve asgari ücretle ilgili ciddi anlamda tartışmalar var. Peki bu nereye götürür? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aslında elinde ipler şu anda. Çalışma Bakanı'nın açıklamasından da bunu görebiliyoruz daha doğrusu. Ama dediğim gibi AK Parti her an vatandaşla yüz yüze geldiğinde bu sorunlarla karşılaşıyor. O yüzden Ocak ayı çok önemli. Ocak ayında gelecek tepkiler çok önemli. Ocak ayı gelmeden hatta gelecek tepkiler emeklilerden çok önemli ve asgari ücretlilerden çok önemli. Bakan Vedat Işıkhan enflasyon azalıyor, düşüyor diyor. Siz ne kadar görüyorsunuz, ne kadar yansıyor size bu enflasyonun düşmesi? Mutfağınızda görebiliyor musunuz enflasyonun düştüğünü?
Bunu sormak lazım. Finansal oranlarını biz dikkate almak zorundayız. Ekonomik büyümemiz, iş gücü piyasamızın temel ihtiyaçları nelerdir? Sektörler bazı, imalat sektöründe ve diğer sektörlerde nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var? Bu iş gücünün dağılımında tabii ücret belirleyici olacaktır. Ve vatandaşlarımızın yaşam standartının nasıl yükseltilebileceği noktasında bu komisyon, bu değişkenler doğrultusunda değerlendirmelerini yapacaklar ve bize rakamı iletecekler. İnşallah yeni asgari ücret çalışanlarımızın alım gücünü koruyup ve bunu da artırmasını sağlayacak. Aynı zamanda yaşam standartlarını iyileştirecek. Bunu yaparken... Bakan Vedat Işıkhan bu cümleleri bir yerden okuyor bu arada. Farkındasınız değil mi? Gözü sürekli önündeki metinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bunları aslında çok zor değil ifade etmek herhalde spontane konuşması açısından, ama önünde bir metin var şu an tam da ekranda gördüğünüz şekilde okuyor. Vatandaşlarımızın işte hayat standartlarını yükseltecek bir şekilde getireceğiz, getirilmeli diyor. Ama öte yandan tabii ki işveren de, geçen sene hatırlayın mesela, işveren de çok büyük tepki göstermişti. Yüksek oranda asgari ücrete artış yapıldı diye. Bu sayede işte enflasyon düşüyor, enflasyonun düştüğü oranda daha düşük yapılacağını görebiliyoruz. Zaten madem enflasyon düşüyor, işte büyüme oranları çok net bir şekilde önümüze pembe bir tablo olarak konuluyor. Hükümet her seferinde, her fırsatta ekonominin ne kadar iyiye gittiğini vurguluyor ve söylüyor. Ama ne yazık ki asgari ücrete ve emekli zamlarına, artışlarına bu oranın yansımayacağını da yaptıkları her konuşmadan, her söylemden, her kelimeden anlayabiliyoruz. Aralık ayı sonunda artık belli olmuş olacak. Asgari ücret belirlenmiş olacak. Maksimum %25 yapılacağı konuşuluyor. Emekli artışları, emekli zamları da işte enflasyon düşüyor. Ona göre enflasyon oranında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında bir artış yapılacak. Bu da ne demek? %15-16 maksimum. Belki de işte Cumhurbaşkanı bir el atarsa %20'ye kadar belki bir ihtimal çıkabilir emekli zamları. 2 ay kaldı, az bir zaman kaldı. Biz size her an, her saniye bu gelişmeleri aktaracağız. TÜİK Kasım Aralık'ta da enflasyonu açıkladığında sizlerle paylaşacağız ve artık emekli zamları da net olmuş olacak. Ama beklentilerimizin çok altında gerçekleşeceğini de şu anda öngörebiliyoruz artık. ATV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. Abone olup bildirmenizi açmayı unutmayın lütfen. Ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Beklentiniz nedir? Yorumlarda yazmayı unutmayın.